Taç taktın. Valla uzun süre yani aşırı uzun süre sonra taç takıyorum. İyi mi her şey? Ve ilk defa yeşil far sürdüm. Şöyle bakabilirsiniz. Gerçekten ama gerçekten çok uzun zaman sonra bu şekilde yani bu açıdan yani bu açıdan derken arka plan falan hani normal açılarımdan biri çekim açısından sizlerle buluştuğum için aşırı derecede mutluyum ve bu video bir astroloji videosu olacak. Bana göre çok değerli olduğunu düşündüğüm bir konuyu ele alacağım ve biliyorum ki aranızda zaten bana bununla ilgili böyle birkaç kişi sormuştu. Çünkü burçların gölge yanlarından, zıt yanlarından bir yerde bahsedeceğim. Bu sizin için neden önemli? Neden gölge yanı bilmeniz gerekiyor? Hani burcunuzu sadece bilmek yetmiyor mu? Gibi gibi böyle anlatabildiğim kadar anlatacağım. Çünkü artık zaten bence şunu biliyorsunuzdur. Astrolojiye meraklıysanız bütün videolarımı izlemenizi öneririm nacizane. Çünkü dallı budaklı bir konu. Hani bir yerden böyle ele alıp evet astroloji budur ve bu kadar falan diyemiyorsunuz. Gerçekten hani açtıkça açmanız gerekiyor ve ben hiçbir şekilde bunu her zaman söylüyorum. Asla astrolog değilim. Bu işi çok iyi bilen, çok iyi yapan benden yani benim hocam sayılabilecek insanlara çok saygım var diyeyim öncelikle. Ben sadece 2,5 sene kadar Hakan Kırkoğlu'nun öğrencisinden yani ondan eğitim almış birinden ders aldım ve de bunun yanı sıra da hem İngilizce hem Türkçe bayağı kaynak okumuşumdur. Çünkü astrolojiyle ilgilenmeyi kova olduğum için çok seviyorum. Tekrardan aloha diyorum ve hazırsanız ben çok hazırım başlayabiliriz artık. Bu da böyle ne bilmiyorum el hareketleri. Dans etmeye falan başlayacağız. Bugün size bahsetmek istediğim konu gölge yanınız. Bizim aslında gölge yanımız demek, zıt yanımız ya da olumsuz özelliklerimiz diye ele alabilirsiniz. Bunu bazıları hani bu videoyu çekmeden önce çünkü biraz araştırma da yaptım tabii ki. Kusurlu yan ya da kusurlu özelliklerimiz diye ele alıyor. Ben bunun bir kusur olduğunu düşünmüyorum. Aksine bunun bir hediye olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten gölge yanını anlattıkça örnek vererek gideceğim. Ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Öncelikle gölge yan bence net olarak sizin zıt yönünüz demek oluyor. Yani sizin kendinizde belki görüp de beğenmediğiniz ya da karşı tarafta gördüğünüzde ay bu nasıl bir insan böyle ay falan hani böyle yapıp ama aslında o özelliği içinizde barındırdığınızın farkında olmadığınız özellikler çok kısaca diyebiliriz bunlara. Ve gölge yanınızı nasıl bulursunuz? Aslında çok basit arkadaşlar. Mesela siz Koç burcuysanız, Koç burcunun özelliklerini zaten hani biliyorsunuzdur. Özellikle beni takip ediyorsanız bunu çok iyi biliyorsunuzdur. İşte heyecanlı, sabırsız, girişken, kesinlikle böyle çok iyi dinlemeyebilitesi olan bir burç. Çabuk böyle parlayabilen ama hiçbir şekilde kindar olmayan. Bu özellikleri bu arada hani her burç için böyle deli gibi saymayacağım ama önemli olan noktası şu. Şimdi Koç ani karar verebilir ama Koç'un zıttı yani gölge yanı terazi olduğu için terazide nasıl? Kararsız, tembel olabilir. Yani karar veremeyebilir. Böyle daha çok zevke düşkün bir yerde. Yani mesela giyimine, kuşamına çok önem verir. Bir Koç kadını ya da erkeği asla ama asla bunun altını net çiziyorum. Bir terazi kadını ya da erkeği kadar giyimine kuşamına önem vermez. Mesela burada Koç'un öğrenmesi gereken aslında ders ne olabilir diye baktığımızda biraz daha böyle kararsız olabilmeye tamam olabilmek, böyle hemen anında parlamamak, daha sakin olabilmek. Çünkü teraziler daha sakindir. Uyumludur aynı zamanda. Koç için uyumlu demem olmaz yani doğru olmaz. Bu arada şunun da altını çiziyorum. Hani bu videoyla beni ilk defa izliyorsanız eğer hani siz Koç burcusunuz diye illa Koç'un böyle bütün özelliklerini buram buram taşımanız gerekmiyor. En önemli nokta, en önemli nokta sizin doğum haritanıza bakıldığı zaman yoğunlukla olan burç hani 12 evde, gezegenlerde olan burç atıyorum ateş elementine aitse ya da ne bileyim su elementine aitse o zaman evet bunlar geçerli. Ama siz Koç burcu olup ne bileyim
Oğlak burcunun özelliklerini daha fazla da taşıyor olabilirsiniz. O yüzden böyle bir parantez açıyorum burada. Buna dikkat edin çünkü bir de bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Benim burcum bu ama işte şu oluyor, bu oluyor falan. Bu arada bana lütfen ama lütfen yorumlarda işte benim burcum Kova, yükselenim işte Başak, Ay burcum şöyle, hadi beni tanımlayın gibi gibi sorular sormayın. Yani %90 cevap almayacaksınız. Çünkü cevap vermemin de sebebi asla saygısızlık değil. Ama ben buna cevap veremem. Çünkü doğum haritasına bakılır bunun için. Ve bir seans yapılır aslında. Bu şekilde bunun açıklaması ve incelemesinin size yapılması çok daha uygun. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman Koç'a, Koç terazi dedik. Terazi de aynı zamanda mesela çabuk karar veremez ya. Onun da daha çabuk karar vermesini sağlayan Koç burcu olabilir. Biz aslında arkadaşlar Koç burcu teraziyi barındırıyor. Mesela Boğa burcuysanız hantalsınız, ya yani hantalsınız derken hantal olmaya meyilli olabilirsiniz. Zevkinize düşkün olabilirsiniz. Hayattaki her şeyden çok tat almayı seviyor olabilirsiniz. Kesinlikle çok sanatsal bir yapınız var. İnatçı olma olasılığınız çok yüksek. Ama siz aynı zamanda tam gölge yanınız, zıttınız olan akrebi de barındırıyorsunuz. Şimdi akrep, böyle akrep deyince bana hep böyle ilk söylemek istediğim şeylerden biri kıskanç kelimesi oluyor. Ama tabii ki de sadece kıskanç değil, tutkulu, böyle gerçekten güvenilir, yani sevdiğimi bırakmaz, biraz takıntı haline getirebilir kişileri, olayları ya da düşüncelerinde boğulabilir bu açıdan. Diyebilirim. Yani Boğa'nın akrepten öğrenmesi gereken belki biraz daha derinleşebilmek aslında. Hem ilişkilerinde, duygusal ya da arkadaşlık ilişkilerinde ya da ailesiyle hem de gerçekten odaklanabilme gücü de diyebilirim. Çünkü akrepler çok iyi odaklanabilir, odaklanabilmeye meyillidir genel olarak. Ama Boğalar daha böyle tembelliğe, aslında tembellik teraziler için Boğalar için hantal kelimesi daha uygun. Dolayısıyla böyle boğalar daha hantal olmaya meyillidir. Bu arada şimdi size hani bütün burçları zaten anlattığım için Koç böyledir, terazi böyledir, boğa böyledir, akrep böyledir gibi gibi ele almak çok istemiyorum. Ama çok kısaca şöyle bir geçeceğim. Gölge yanlarının, yani gölge yanınızın daha doğrusu ne demek olduğunu anladığınızı düşünüyorum birazcık da olsa. Bunu hani zaten %100 anlamayı da beklemeyin. Anlamıyorsanız da zaten çok haklısınız. Nasıl anlayabilirsiniz? Hani gerçekten çok astroloji derin bir konu. Bunu da şeyden dolayı söylemiyorum. Ben anlıyorum. O anlıyor. Siz anlamıyorsunuz. Asla böyle bir şeye varmayın. Yani demek istediğim bu değil. Şöyle söyleyeyim. Astroloji ile ilgili birçok şeyi anlayıp kavradıktan sonra bunu bir ev inşa etmeye benzetin. Çünkü aranızda çok astroloji ile ilgilenenler var ve neden bunu anlayamıyorum, anlayamıyorum gibi düşünenler olursa diye söylüyorum. Ben olurdum çünkü büyük ihtimalle. Ev inşa etmek gibi düşünün ve hani daha işte betonları koyacaksınız, işte orayı, yani evi inşa edeceksiniz, teker teker dekorasyonunu yapacaksınız, işte bir sürü şeyler alınacak falan filan. Onlardan sonra aa evet böyleymiş gibi daha da iyi anlamaya başlıyorsunuz. Bilginiz olsun. Gölge yanımızla ilgili şunu da söylemem gerekiyor. Bu özellikler genelde sizin kendinizde ya da karşı tarafta sevmediğiniz özellikler olabilir. Bir de büyük ihtimalle zaten sizde de o vardır ve farkında bile olmadan bunu karşı tarafa yansıtıyor olabilirsiniz. Zaten esas konu da şu, sizin kendinizin daha çok farkında olmanız ve ittiğiniz burcu neden ittiğinizi görmeniz. Ben burada en iyi örnek verebilmek için, en iyi örneği daha doğrusu verebilmek için kendimden yola çıkacağım. Şimdi benim burcum Kova ve yükselenim de Kova. Benim zıt burcum, gölge yanım Aslan ve yani yükselenden dolayı da ben buram buram Kova olduğum için haritamda da Kova var. Yani Merkür'üm de Kova'da mesela. Dolayısıyla ben Aslan burcuna böyle biraz gıcık olabilirim. Aslında gıcık olabilme ihtimalim de bayağı yüksek. Şimdi hayatımda bak gerçekten size çok dobra söyleyeyim bunu. Ki zaten dobra söylememem çok mümkün olmuyor. Biraz şey diyorum bazen. Daha da böyle işte bu kadar dobra olmaya gerek var mıydı falan diyorum. Ama ne yapayım, benim de mayam bu. Dobra olarak şunu söyleyeyim. Ben Aslanlara tilt olurdum. Yani gıcık falan da değil. Böyle ay Allah'ım, yani bu show mu yapıyor, ne yapıyor bu falan derdim.
erkeğine kadına, yani kadınları zaten aşırı süslü bulurum. Yani ay yani ne bu hal falan diyesim gelirdi. Aslan arkadaşlarım tabii ki var. Ve tabii ki de hepsini seviyorum. Yani aslanla arkadaş oluyorsam, ki bu çok nadir oldu hayatım boyunca. Ve bu gölge yanlarını öğrendikten ve anladıktan sonra özellikle aslan burçlarına karşı ilgim daha da arttı. Hani arkadaş olmak benim için biraz çünkü şey... challenging. Ne denir? Ha, meydan okuma deniliyordu bu. Arkadaş olmak benim için biraz zorlayıcı olabiliyor. Mesela bir aslan burcu çok süslü olabilir. Pohpohlanmayı sever. Kendinden çok bahsedebilir. Zaten yönetici gezegeni güneş olduğu için ego, babadan bahsediyoruz. Ben der. Ve ben bir kova olarak onun tam zıttı olduğum için hani o ne kadar ben diyorsa ben bir o kadar biz diyorum. O ne kadar kendine odaklıysa ben bir o kadar hayır, işte bütün evren, bütün hani herkes, bütün insanlar, işte gerçekten hepimizin hayrına falan ben böyle bağırıyorum. O da o şekilde. Aslında burada doğru yanlış yok. Her şey birbirini dengeliyor. O yüzden bu burç iyi, şu burç kötü biri diyorsa da buna bence kulak asmayın. Doğru bulmuyor. Yani bence bir saçmalamak konusu mevcut oluyor burada. Çünkü herhangi bir burç bir diğerinden üstün olmadığı gibi her burcun bize katacağı birçok özellik olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak arkadaşlar, Kova burcuyla Aslan burcu baya böyle birbirinden bambaşka burçlar. Duygusal olarak hayatımda hiç Aslan burcu olmadı. Ama baktığımda yani Aslan burcu dediğim gibi arkadaşlarımla ya da böyle arkadaşlarımın arkadaşı, hani böyle ortamda bir şekilde Aslan burcu öğrendiğim insanlar oluyorsa ben böyle zaten içimden şey oluyorum, hani okey, böyle hani okey okey kelimesini açıksam hani tamam yani sen orada dur falan oluyorum. Ama bunun sebebi bir şey beni rahatsız ediyor. Size de demek istediğim o. Beni ne rahatsız ediyor? Mesela çok fazla kendinden bahsetmesi. Çok fazla kendine odaklı olması. Çok fazla ilgi görmek istemesi. Çok fazla işte ego, işte ben haklıyım, ben yaparım, ben şöyleyim. Ah ben hani bu dağları ben yarattığıma varabilecek. Tabii ki de her aslan böyledir demiyorum ama aslanın zaten aurası da güçlü olduğu için böyle bir girdiği zaman güneş gibi de doğar. Hani zaten onu genel olarak insanlar fark eder. O auralarından, o enerji alanlarından dolayı. Bunun da en büyük sebebi zaten gezegenlerinin güneş olması. Bu beni rahatsız ediyordu. Sonra anladım ki aslında benim içimde de o var. Yani ben mesela hayatım boyunca, bu bir itiraftır, kendimi göstermek yerine genelde hep böyle içime kaçtım. Ve YouTube'a da neden, yani başlamamın en büyük sebeplerinden biri kendimi ön plana çıkarmak. Ve YouTube'a başlamak benim için tamamen, yani sizlerin karşısındayım. Bir şekilde siz beni tanıyorsunuz, görüyorsunuz paylaştığım kadarını. Ama yani bu aslan hareketidir benim için. Yani çünkü aslanlık olmasa size benim kendimi anlatabilmem, tabii ki de değişik konuları ele alıyorum. Ama sonuç olarak ben konuşuyorum ve bunlar aslında benim içimde de olan ve kendimde barışmam gereken özellikler oldu. Buradan böyle örnek olarak bunu her burca alabilirsiniz. Yani mesela balık başak ele alalım. Başaksınız ya da balıksınız önemli değil. Diyelim ki balık burcusunuz. Balıklar nasıl? İşte merhametli, empati yetenekleri yüksek. Kesinlikle çok duyarlı bir burçtur. Ve sevgi doludur biliyorsunuz, hani herkese, her şeye karşı, hani böyle bir Mevlana'dan bahsedebiliriz. Balıkların bakışları çok şefkatlidir ve analitik yönleri belki biraz daha azdır başaklara nazaran. Şimdi burada dediğim gibi size kıyas yapmayacağım ama başaklar mesela daha eleştirel, daha mükemmelliyetçi. Kesinlikle mantıktan bahsediyorsak başaktan bahsediyoruz ama böyle koşulsuz sevgi, merhamet, şefkatten bahsediyorsak da balıktan bahsediyoruz. Burada aslında hem başağın balıktan hem de balığın başaktan öğrenmesi gereken konular var diyeyim. Dersler de diyebiliriz ama dersler bana böyle falan gibi çok ciddi geliyor. Dolayısıyla ders demektense ben buna daha çok böyle konular diyebilirim. Ve bir başaksanız daha duyarlı olmayı, daha merhametli olmayı, her şeyi böyle kafada mükemmel yapmak için düşünmemeyi, biraz daha belki oluruna bırakmayı deneyebilirsiniz. Ve bence ya da bana iyi gelen en önemli nokta, mesela başaksanız
balık burçlarına çok dikkat edin ve özellikle astrolojiye ilgisi olanlar için söylüyorum. Harita bakmayı biliyorsanız, yani Google'dan da arattığınızda zaten yorumcu diye bir site var mesela, oradan çok rahat bakabilirsiniz. Haritasında yoğunlukla balık varsa o kişinin ve siz başaksanız buna bir dikkat edin. Hani o kişi nasıl biri ve sizde bir şeyler o kişiden olan, bazı şeyler sizi rahatsız ediyor mu, neden ediyor gibi gibi konulara bir göz atabilirsiniz. Bunun yanı sıra yani aslında dediğim gibi ben bu konuyla alakalı konuşsam gerçekten böyle hani dakikalarca, belki de 1-2 saat konuşabilirim. Ama burada kısaca işte ikizler şöyledir, yay böyledir dediğim gibi ele almak istemiyorum. Yine de merak edenleriniz olacağı için çok kısaca böyle bir dakikada hepsini özetleyeceğim. Şöyle, Koç'u anlattım, Boğa'dan bahsettim. İkizler mesela kaostan beslenir diyebiliriz. Çok fazla böyle maymun iştahlıdır. Çok çabuk kavrar, çok konuşur. Yay da daha dengelidir aslında ama daha sakindir ikizlere göre. Ve şıp sevdidir, daha idealisttir yine ikizlere göre. Yurt dışına çıkmak zaten hani yayın işi, daha macera perestir. Mesela daha derinlemesine iner yay. En büyük özelliklerinden biri. İkizler kesinlikle yüzeyde kalır. O kadar hani maymun iştahlıdır ama deli gibi öğrenmek istemez. Bu konularda mesela yay ikizlerden, ikizler de yaydan öğrenmesi gereken birçok şey var. Yayda mesela her konuda belki bu kadar derine inmesi gerekmez. Biraz daha böyle ikizler çok takılmaz ama yay takılabilir. Bunlara dikkat edebilir. Yengeç duygular, merhamet, anaç, beslemek, böyle şefkat, korumak, kollamak. Oğlak da bir o kadar aslında çalışmak ve hani bu o kadar çok çalışmak ki bir yerde böyle mekanize, yani mekanik bir şekilde olmaya gidebilir bu iş ve biraz duygulardan kopabilir. Birbirlerinden bunu öğrenmeleri gerekiyor. Yengeç de bu kadar duygularda belki boğulmamayı öğrenebilir. Bu kadar anaçlık onun için iyi mi, bir ona bakabilir. Bunun yanı sıra Aslan, Aslan Kova'dan bahsettim. Başak Balık'tan da bahsettim. Böylelikle hepsinden bir yerde bahsetmiş bulunuyorum. İkizler yayla ilgili hiç öyle değiliz ki diyebilirsiniz. Anlıyorum sizi. Ama bu arada kahvemden içeyim. Bir dakika. O kadar çok konuşunca boğazınız kuruyor yani. Yapacak bir şey yok. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. İkizler mesela, birazcık daha onu açayım, ağzına geleni söyleyebilir. Yay bir şeyi söylemeden önce durur ve düşünür. İkizlerin arayışı o kadar derin değildir dediğim gibi. Yay daha derin arayışlardadır. Böyle genel olarak. Sizin gölge yanınız nedir? Gölge yanınızla ilgili siz mutlu musunuz? Yoksa ay üf, ben de o burcu zaten hiç sevmezdim, neden sevmediğimi biraz anladım falan diyor musunuz? Yorumlarda bunu benimle paylaşabilirsiniz. İyi ki varsınız. Gerçekten burada olduğunuz, beni desteklediğiniz, izlediğiniz için kocaman mahalo ve çok 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 müteşekkirim size. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok minnet duyuyorum ve minnet duyarım diyeyim. Bunun yanı sıra kendinize çok şefkatle yaklaşın, sevgi dolu olun, güzel bir gününüz olsun, güzel bir haftanız olsun diyorum. Ve haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Tekrardan ama tekrardan iyi ki varsınız. Hep yaşam coşkusuyla kalın. Hoşçakalın. Ya gerçekten çok özlemişim. İyi ki varsınız. Böyle ben bir deliriyorum herhalde bazen, zaman zaman. Böyle minnoşluk çıkıyor içimden. Herhalde ay burcumun yengeç olmasıyla çok alakalı.